güzel Konya'mıza ve Konya'mızın güzel insanlarına binler selam ediyorum. Bugün aile içi iletişimden söz etmek istiyorum. Aile içi iletişim neden önemli? Önce bir iletişim neden önemli? Bunu üzerinde durmak gerekiyor. İnsanın üzerinde yapılan çalışmalar var. İnsanın davranışlarıyla ilgili, insanın mutluluğu nerededir diye yapılan araştırmalarda modernizm, kapital sistem modern insanın mutluluğunu şuna indirgiyordu. Kendini mutlu et, sen de mutlu olursun. Her şey mutlu olur, her şey yolunda gider. Kendini mutlu et diyordu. Ama şu anda yeni nörobilimin getirdiği insan beyninde mutluluk duygusununla ilgili kimyasalların salgılandığı, hormonların aktif hale geldiği en önemli duygu insanın sosyal dokunun parçası olduğu zaman, kendisini sevdiği insanlar içinde güvende hissettiği zaman beyinde en çok mutluluk hormonu salgılandığı tespit edilmiş. Hatta bu sadece insanlarda değil, maymunlarda da yapılmış bu deney. Maymunlarda yapılmış ve farelerde de yapılmış bu deney. Fareleri ve kokain bağımlılığı modeli farelere uygulanıyor. Farelere kokainli su içiriliyor. Fareler kokainli su nedeniyle bir yalnız tek başına bir fareyi kafese alıyorlar ve kokainli su pedalına basa 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 fare ölünce kadar kokainli suyu içiyor. Aynı fareyi, kokain bağımlılığı yapılmış fareyi, bu sefer de bağımlılık oluştuktan sonra o fareyi alıyor, onun sosyal ortamına koyuyorlar. Diğer farelerin olduğu, mağarasının olduğu, böyle yuvasının olduğu alana bırakıyorlar. Fare kokain bağımlılığını bırakıyor, diğer farelerle daha mutlu oluyor, bağımlılıktan vazgeçiyor. Bu nedenle bağımlılıkla mücadelede bağlanma modeli üzerinde durulmaya başlandı. O halde bağlanma ihtiyacı insanlığı karşılamazsa bir insan madde bağımlılığına yöneliyor. Eşya bağımlılığına yöneliyor. Teknoloji bağımlılığına, dijital bağımlılığına yöneliyor. İnsanın en önemli ihtiyaçlarından birisinin de bağlanma ihtiyacı olmuş, olduğu tespit edilmiş ve bağlanma ihtiyacının da hormonu bulunmuştur. Bu hormonun adı da oksitosin hormonudur. Oksitosin hormonu en yüksek emziren annelerde salgılanır. Emziren anneleri biliyorsunuz. Nasıl çocuğuyla yapış yapış bir ilişkisi vardır emziren annenin. Aynı şekilde bu beynin oksitosin hormonuna bunu biz borçluyuz. Bununla bu sistem bu şekilde beynimizde çalışıyor, işliyor. Hatta erkek maymunlara oksitosin hormonu veriliyor. Dişi maymunlara daha çok ilgileniyor. Tüylü şeylerle çocuklara daha çok ilgileniyor. Şimdi bu oksitosin hormonunun sentetik olarak üretildiği İsviçre'de sprey olarak satılıyor. Çift terapisinde çiftlere yatmadan önce burnunuza sıkın diye veriliyor. Ama doğal olan tabii insanın kendisi sarılarak eşine yatabilmesi beyinde doğal oksitosini salgılatıyor. Bu nedenle bağlanma hormonu oksitosin var. O halde insan demek ki ilişkisel bir varlıktır. İnsan tek başına yaşamaya göre genetik olarak kodlanmamıştır. Bu bilimsel olarak doğrulandı kesin. O halde insan ilişkisel bir varlık olduğuna göre insanı mutlu eden şey sosyal işbirliğidir. Sosyal işbirliği başarabiliyorsa insan mutlu olabiliyor. Bu sosyal işbirliğinin en iyi olması gereken yer aile. Ailede eğer sağlıklı işbirliği varsa, sağlıklı iletişim varsa bu ailede huzur oluyor, güven oluyor, mutluluk oluyor, sağlıklı çocuklar yetişiyor. Aile içi iletişim bu nedenle çok önemli. Aile içi iletişimin sağlıklı olabilmesi için kişilerin iletişimle, aile içi iletişimle ilgili kafa yorması gerekiyor. Aile içi iletişimle ilgili yatırım yapması gerekiyor. Ve aile içi iletişimin nasıl olacağıyla ilgili emek vermesi gerekiyor. Peki, üç türlü iletişim var diyoruz. Birincisi sağlıklı iletişim. Yani pozitif iletişim. Taraflar birbirlerini rekabetçi bir aile ortamı değil, tamamlayıcı bir aile ortamı olur. Birbirlerinin kusurları üzerinden değil, birbirlerinin olumlu taraflar üzerinden ilişki kurarlar. Kusurlarını tamamlayıcı bir ilişki kurarlar. Hayatta böyle mücadele eden kadın erkek savaşlarının olduğu, anne çocuk baba çocuk savaşlarının olduğu bir aile ortamı değil, birlikte yürüyen bir aile ortamı olur. Birlikte hareket eden bir aile ortamı oluşur.
Bu sağlıklı iletişimli oldu aile ortamı. İkinci aile ortamı, aile içi iletişim çatışmalı iletişimdir. Devamlı iki tarafta ego savaşlarının olduğu, benim dediğim senin dediğin, benim annem senin annen, benim param senin param diye güç ve hakimiyet savaşlarının olduğu aile içi ilişkilerdir. Bu çatışmalı ilişkiler aile içi ilişkilerde uzun süre devam ederse enerjiyi tüketir. Bir erkek eve gelirken, yani eve gelirken sanki mahkemeye geliyor gibi bir duyguyla, bir çocuk eve gelirken sanki mahkemeye geliyor gibi bir duyguyla yaşıyorsa, devamlı sorgulanacak, yargılanacak, hesap sorulacak, hesap verecek duyguyla geliyorsa eve, o evde huzur yoktur, evde barış yoktur, ev güvenli alan değildir. Bir insan evine koşa koşa geliyorsa, severek geliyorsa, bu ortamda aile içerisinde güvenli alan oluşturulmuş demektir. Aynı şekilde evdeki kadın mutlu, huzurluyken, akşam kocası eve gelirken eve gelecek. Gene bir sürü eleştiri, bir sürü tehditler, bir sürü azarlamalar, bir sürü ses tonu yükselecek, bağırıp çağıracak, huzurumuz kaçacak diye korkuyla eşini karşılıyorsa bu aile içerisinde de sağlıklı iletişim yok demektir. Bu nedenle aile içi iletişimin sağlıklı olabilmesi için muhakkak veya bununla ilgili negatif iletişimi nasıl pozitif iletişime çeviririm diyebilmek önemli. Pozitif iletişimi nasıl çevirir insan aile içi iletişimi? Pozitif iletişim birbirlerinin ne tamamlayıcı iletişimdir. Kusurlar üzerinden değil, olumlu yönleri üzerinden iletişimdir. Mesela akşam eve geldiniz diyelim, bir erkek için söylüyorum, ev darmadağınık. Burada negatif iletişim nedir? Sen dilini kullanmak. Ne biçim kadınsın, bu evin hali nedir diye sorduğun zaman ne olur? Burada o evde kadın da şöyle ser, 3 tane çocuk canım çıkıyor, biraz da sen topla diye cevap verir. Gitti, iletişim falan kalmadı. Ne oldu? Çatışma ortaya çıktı. Güç savaşları ortaya çıktı. Burada sen dilini kullanıldığı için, yani yargılama, sorgulama var. Karşı tarafta saygı, savunma duygusu uyanıyor. Peki burada hangi dili kullanmalıydı erkek? Ben dilini kullansaydı eğer, ya ev darmadağınlık olunca kendimi kötü hissediyorum deseydi, kadında böyle durumlarda savunma duygusu uyanmak yerine pişmanlık duygusu uyanacaktı. Eşini üzdüğü için üzülecekti ve birbirlerini tamamlayan bir ilişki, yani birbirlerinin yarasına dokunmayan bir ilişki ortaya çıkacaktı. Yani insanoğlu değişkendir. Yani biliyorsunuz hepimizin evde evcil hayvanları vardır. Evcil hayvanların yarası olduğu zaman sevmek isteseniz kendini sevdirmez. Neden sevdirmez? O istemediği için değil, incinmekten korktuğu için sevdirmez. Yarasına dokunup acıyacak diye sevdirmez. Bazen de insanoğlu böyledir. Bazen bir şeye morali bozulmuştur, canı sıkılmıştır, bir şey düşünüyordur. O anda onun üzerine gidip hadi konuşsana, söylesene ne oldu dediğin zaman onun yarasına basıyorsunundur. Böyle durumlarda biz ona bir sessiz bir zaman vermek gerekiyor. Erkek beyniyle kadın beyni aynı çalışmıyor. Erkek beyni şöyle çalışır. Stres altında zihinsel sığınağına çekilir erkek. Sonuç odaklı düşünür, sorunu çözmeye çalışır, bir çözdükten sonra zihinsel sığınağından çıkar. Ama kadın beyni farklı çalışır stres altında. Stres altında kadın beyni paylaşarak rahatlayamayı, yalnızlığı giderme motivasyonuyla hareket eder. Konuşarak rahatlamaya çalışır ve stresini öyle yenmeye çalışır. Şimdi erkek de stresli, kadın da stresli ve araba kullanıyoruz diyelim. Böyle durumlarda ne olur? Erkek stres altında olduğu için susar. Kadın da stres altında olduğu için konuşarak yardım etmeye çalışır ve bir müddet sonra nedir dır ediyorsun der ve çatışma çıkar. Bu nedenle erkek beyni, kadın beyninin farklı çalıştığını da göz ardı ederek sağlıklı iletişim kurmak gerekiyor. Üçüncü iletişimin, aile içi iletişimin üçüncü basamağı da iletişimsizliktir. İletişimsizlik çatışmalı iletişimden daha kötüdür. Çünkü uzatmayı oynuyor gibidir. Böyle durumlarda iki tarafta birbirinden ümidini kesmiştir. Bazı sorunları erteliyordur. Bu nedenle susan ailelerde böyle durumlarda daha sorunların ötelendiğini ve tehlikenin daha dikkat çekici, önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Aile içi iletişim bu nedenle insan ilişkilerinde, insan ilişkisel bir varlık olduğu için
iletişime yatırım yaparsa, yani aile içerisindeki ilişkileri negatif ilişki yerine pozitif ilişkiler yaparsa aile iletişim daha sağlıklı olur. Yani bir olay olduğu zaman o olaya negatif anlam yüklemek yerine pozitif anlam yüklememiz gerekiyor. Negatif anlam yüklemek ne demektir? Suizan yapmaktır. Halbuki aile içi ilişkilerde suizan esas değildir. Hüsnü zan esastır, güzel zan esastır, kötü zan istisnadır yakın ilişkilerde. Yakın ilişki ve yaşantılarda böyle davranmak gerekiyor. Neden de aile içerisindeki yaşadığımız bir olaya hemen kötü zanla negatif anlam yüklemek yerine pozitif anlam yüklemek gerekiyor. Selam vermediyse herhalde bir şeye moral bozukluğu demek lazım. Yahut da selam vermediyse böyle durumlarda hemen bu gene bir hinlik peşinde dememek gerekiyor. Bu nedenle pozitif anlam yüklemek aile içi ilişkilerinde pozitif iletişimi geliştirir ve pozitif iletişimin olduğu yerlerde güzel atmosfer oluştuğu için sağlıklı evlatlar yetişir. Herkes huzur olur. Evinde huzur olan bir kimsenin hayatında da huzur olur, işinde de huzur olur, sosyal hayatında da huzur olur. Bu kaçırılmayacak bir fırsattır. Bunun yolu da aile içi iletişimin sağlıklı olmasıdır diyebiliriz. İyi günler diliyorum sevgili Konyalılar.